Merhabalar. Bugün sizinle birlikte okumanız gereken 9 kısa roman videosunu çekiyorum. Bu seri birçok farklı çeşitte olacak. Kısa romanlar olacak, popüler romanlar olacak, uzun romanlar olacak, Türk romanları olacak, yabancı romanlar olacak. Birçok farklı kategoride çekeceğim bu videoyu. Her bir videoda 8-10 arası kitap tanıtmayı düşünüyorum. Bugün de bunların ilkini çekiyorum. Elimde güzel 9 adet kısa roman var. Bunların birçoğu hepimizin bildiği, okuduğu, çok popüler olan romanlar. Siz bile birçoğunu okumuşsunuzdur ama ben yine de anlatmak istiyorum. Çünkü hala okumayan kitlelere seslenebilme imkanımız var. Bahsetmek istediğim ilk kitap Pastoral Senfoni, Andre Gide. Bunu çok küçük yaşlarda okumuştum. Çok etkilenmiştim. Yani ciddi anlamda roman okumaya başladığım ilk zamanlardı. Ve hani her roman beni sarmıyorken bu romandan çok etkilenmiştim. Konu detayına çok fazla girmek istemiyorum. Kısaca şöyle diyebilirim. Kör bir kızın papazın evinde yaşadığı serüven. Papaz kitabın adında Pastoral Senfoni'den de anlaşılacağı kadarıyla Beethoven'a bir gönderme var. Bu kör kıza besteler çalarak kızın görmeyen gözlerine başka dünyaları görmesini sağlıyor. Çok hatalı bir cümle kurmuş olabilirim de. Çok çok güzel bir kitaptı yani. Daha kelimeler sığdıramıyorum. O yüzden okumanızı kesinlikle öneririm. Nobel Edebiyat Ödüllü bir kitap. Çok hoşuma gitmişti. Bahsetmek istediğim ikinci kitap Albert Camus'un Vebası. Yine her listelerde, birçok listede, her listelerde yanlış oldu. Birçok listede dünyanın en iyi romanları sıralamalarında ilk ondadır bu roman. Ben de o listelerden birinde görmüştüm ve okumaya başlamıştım. Hala unutamadığım romanlardan bir tanesidir. Bu da gördüğünüz gibi Nobel Edebiyat Ödülü. Belki de göremiyorsunuz. Konu itibariyle birazcık değişik. Kendini toplumdan soyutlamış, topluma yabancı eserin adında olduğu gibi bir insanın hikayesini anlatıyor. Ve okurken biraz da sinirleniyorsunuz. Bu insanın, bu karakterin vurdum duymazlığına, hayata karşı olan kendisini soyutlamasına. Ama okurken etkileniyorsunuz tabii. Yani bu bahsettiğim eserlerin çoğu bitirdiğiniz zaman kitaplığınızın arasına koyup bir daha dönüp bakmayacağınız kitaplar değil. Hepsinin etkisinde kalırsınız. Bir şekilde rüyanıza girer. Bir şekilde tadı içinizde bir yerde kalır. O tarz kitaplar. Ve kısa oldukları için de genellikle tek solukta okuduğumuz için de bu zihnimizde güzel bir yer etmesinde faktör oluyor. Diğer bahsetmek istediğim kitap Doktor Ox'un Deneyi, Jules Verne. Birkaç önceki videomda bahsetmiştim bu kitaptan. Daha yeni bitirdim. Çok hoşuma gittiğinden bahsetmiştim. Jules Verne'in kitaplarını okumak güzeldir. Birazcık fantastik içerikli romanlardır, eğlenceli romanlardır. Okurken keyifleneceğiniz romanlardır. Ve bu da Jules Verne'in romanlarında bizi romana bağlayan bir etken oluyor. Buralarda da yine çok saçmaladım ama kesmeyeceğim buraları. Montaj işi çok zor. O yüzden olabildiğince cümlelerimi doğru kurmaya çalışıyorum da pek de başaramıyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap. Anton Çehov'un Altıncı Kovuşu. Ben iyi bir Çehov okuyucusuyumdur. Çehov'un tiyatro eserlerinin hepsini olmasa da romanlarının neredeyse tamamını okudum. Ve çok beğenerek okudum. Altıncı Kovuş bunlar arasında en favorim mi? Değil. 3 yılı daha çok tercih ederim buna göre. Ama güzel bir kitap. Çehov Fan Kulübü'nün kurucusu olarak. Burada bir deliler hastanesindeki bir hastayla doktorun hikayesini anlatıyor. Ve daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Doktor romanlarını, doktor hasta ilişkisi romanlarını severim. Bu kitapta da yine öyle bir konu mevcut. Ve okurken o hasta karakteri, doktor karakteri gözünüzün önünde canlanıyor ve tek solukta okuyabileceğiniz güzel bir eser olarak bırakıyorum. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü.
dünyada en çok okunan romanlardan biridir. Victor Hugo dünyanın en çok okunan romancılarından, yazarlarından biri olduğu için. Bir idam mahkumunun son günü de benim geçen sene içerisinde okuduğum, yine tek soluklu okuduğum ve çok hoşuma giden, etkilendiğim bir kitap olmuştu. Bir idam mahkumunun son gününde idama kararı verilmiş bir ne diyelim suçlunun o idama kadarki sürecini anlatıyor. Ve kitap tamamen böyle hapishanede başlıyor. Sonuna kadar öyle devam ediyor. Ve öyle bir anlatımı var ki o hapishaneyi yaşıyoruz. Sanki biz ölüme gidecekmişiz gibi bir his doğuyor içimize. Bunu seviyorum işte. Hani okuduğumuz romanlardan etkilenmeyi, bazen baş karakterini kendimiz yapmayı veya oradaki karakterlerden birinin içine girmeyi seviyorum. Böyle okuması çok daha zevkli oluyor. Bu şekilde hem gözümüzde bir film gibi canlanmaya başlıyor, çok daha keyifli oluyor. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap, Tolstoy'un İvan İliç'in Ölümü. Bundan önceki videolarımda da yine dolaylı şekilde Tolstoy'dan bahsetmiştim. İvan İliç'in Ölümü de Tolstoy'un ince, kısa ama güzel romanlarından bir tanesidir. Adı üzerinde İvan İliç'in ölümünden bahsediyor. Ölüm günüyle başlar ve geri sarmaya başlar roman, hayatını güzel bir edebi dille anlatır. Kelimelerimi çok seçerek kullanmaya çalışıyorum, bir spoiler olmaması adına. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap, dünyanın en değişik kitabı, Franz Kafka'nın Dönüşümü. Bu kitabı ilk okumaya başladım, 20-30. Sayfalarına geldim ve dedim ki niye böyle bir eser var yani, niye ki, ne anlamı vardı yani. Ama güzel, okumanızı tavsiye ederim. Yani kısa romanlar arasında bir tek solukta okuyabileceğiniz, keyif de alabileceğiniz enteresan romanlardan bir tanesi Franz Kafka Dönüşüm. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsunuz, kollarınızın yerine onlarca bacağınız var. Çok trajik olur değil mi? Öyle bir duyguya kapılmak isterseniz okuyabilirsiniz. Enteresan bir roman. Franz Kafka. Kendisi enteresan zaten. Bir diğer bahsetmek istediğim kitap, bizim memlekette meşhur olan Stefan Zweig'ın Satrancı. Sadece bizim memlekette değil tabii, espri yapıyorum. Espri de değil de. Satranç. Biliyorsunuz günümüzde satranç ülkemizde popülerleşmeye başladı. Queen's Gambit dizisinden sonra tüm dünya üzerinde popülerleşmeye başladı da çok geç oldu. Yıllardır yalvarıyorum satranca da gereken önemi verin diye. Ama bir, bu kitap, ikincisi de Queen's Gambit dizisi buna gereken, bu satranca gereken değerin verilmesini sağladı. İlkten hatta Queen's Gambit dizisini izlerken acaba dedim Stephen Zweig'in satrancından mı alınma? Değilmiş. Öyle olmaması daha iyi oldu. Neyse, dizi reklamı gibi oldu. Stephen Zweig, satranç. Zweig'in hikayelerindeki etkileyiciliğini zaten pek çoğumuz biliyordur. Satranç da onun mihenk taşı eserlerinden bir tanesi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle okuyun. Son bahsetmek istediğim kitap, benim de bu videoyu bitirdikten ortalama yarım saat, bir saat sonra başlayacağım kitap olan Jack London'ın Vahşetin Çağrısı. Dün Jack London'ın Beyaz İşini bitirmiştim. Videosunu da yüklemiştim. Şuradan bir yerden oraya ulaşabilirsiniz. Şimdi Jack London'ın etkim hala üzerinde kaldığı için elimdeki Jack London kitaplarından Vahşetin Çağrısı'nı buldum, çektim ve birazdan okumaya başlayacağım. O yüzden bu kitap hakkında bir şey diyemiyorum. Ben de bu videoyu bitirdikten sonra, okumaya başladıktan sonra fikir sahibi olacağım. Güzel olacağından eminimdir. Jack London sonuçta. Bu videodan diyeceklerim bu kadar olsun. 9 tane kitap dolaylı ya da doğrudan anlatmış oldum, tanıtmış oldum size. Birçoğu bildiğiniz romanlar. Dediğim gibi seri devam etmeye başlayacak. Bu ara yoğunluğum da yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bundan 2 saat öncesi bir final sınavımı yaptım da geldim buraya. Yavaş yavaş okuma hızım artacak, video çekme hızım artacak. Zaten neredeyse her günde bir video atıyorum değil mi? Daha ne kadar artsın. Buraları boş yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.